Herkese hayırlı pazarlar. Kambur ailesi hayırlı, bereketli pazarlar diler. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz karıcığım? Katmer yapıyoruz. Evet. Neden yapıyoruz? Neden? Çünkü... Biz Almanya'da yaşıyoruz. Her şeyi evde yapmak zorundayız. Neden? Öyle. Gidip yiyebileceğimiz herhangi güzel bir yer yok. O yüzden evde 5 dakikada katmer videosu çekmeye karar verdik. Güzel bir tarif bulduk. Onu uygulayacağız. Burada hazır şeyimiz var. Baklava yufkamız var. Hazır baklava yufkasından yapacağız. Bir tanesi burada herhalde yırtılmış mı? Şimdi yurt dışına yerleştiğiniz zaman öyle her şeyi kolay bulamıyorsunuz arkadaşlar. Yani anladınız mı? Öyle ay canım künefe çekti. Ay canım ne bileyim başka kelle paça çekti, baklava çekti. Bunları kolay erişemiyorsunuz. Şimdi böyle çok güzel güzelleme yapıp sizlere gösteriyorlar ama yurt dışındaki yaşamı. Ama her işi kendiniz yapmak zorundasınız. Şimdi karım ne yapacak? Katmer yapacak. Beraber yapacağız. Lütfen. Antep fıstıklı. Evet. Güzel bir katmer yapacağız. Şimdi bir tane katmer yapmak için 2 adet baklava yufkasına ihtiyacımız var. Tamam. İlk yapacağımız erimiş olan tereyağımızla... Ben size şöyle gösteriyorum ben. Biraz şöyle pov yapıyorum. Şey tamam. Olmaz. Bu şekilde ne hamuru bu? Baklava yufkası. Baklava yufkası. Oradan tereyağını almam lazım hayatım. Tereyağını alıyoruz. Erimiş tereyağımız var. Tamam. Bu yufkanın her yerini şöyle tereyağı alıyoruz. Tamam. Tamam. Sen koy tekrar bence kamerayı hayatım. Tamam şöyle. Böyle bunu yağlayacağız. Bir tane fırça al, bir tane de sen yap hayatım. Tamam. Burada bir fırçam vardı benim. Evet. Tamam. Al. O kadar iyi yağlarım ki arkadaşlar. Evet. Uzmanlık yani, alanı. Tabii yani yağlandığınızı anlamazsınız. Bir bakmışsınız donunuz yok. Donunuz. Akıllı olun. Anladın? Yani ben uyarıyorum. Sonra ay Berkay ay şöyle ay böyle. Deme öyle ya. Şaka yapıyorsun sonra ciddiye alıyorlar hayatım. Yağla. Aynen arkadaşlar çok saçma bir şey ya. İnsanlar var ya. Yani en makara yaptığınız şeyi bile ciddiye alıyorlar ya. Evet ya o kabiliyetini kaybetmiş galiba insanlar. Vallahi ya sizin aslında... Hayat bu kadar ciddi değil ya. Aman insanlar pis ya. Var ya gibi de yapıyor ya. İnsanlar kötü ya. Nefret ediyoruz. Nefret ediyoruz insanlarla. Şaka bir yana da yani saçma insanlar çok yani. Bunlar da normal ama yapacak bir şey yok. Herkesin hayatında saçma insanlar var. Yani yapacak bir şey yok. Ama bizde sanki biraz fazla mı var ya? Bilemem hayatım. Buradan yetkililere sesleniyorum. Vallahi öyle ya. Ben onları öyle saçmalık olarak görmüyorum karıcığım. Onlar bir sınav yani anladın mı? Onlar. Evet. Çok da yağlama hayatım. Tamam. Ama şu kenarları da yağla ondan sonra geçelim ikinci etabımıza. Tamam. Yani çok onları böyle... Şey yapmıyorum ya. Ne derler ona? Takmıyor musun? Ya takmıyorum. Niye takayım ki yani? Ben konuşabileceğim, fikirlerimi aktarabileceğim insanları takıyorum ya. Yani beni. Evet ya. Helal. Hayatım. Tamam, tamam al bakalım. Bunu alalım. Tamam şimdi katmerimizi üst üste değil mi? İki yufkayı böyle üst üste koyduk. Tamam. Şunu ayırıyoruz şöyle. Şimdi bunun her yerine önce tamam. Şey. Ne yapıyoruz? Şeker mi? Önce fıstık. Her tamam. Yerine böyle fıstığımızı, Antep fıstığımızı. Antep fıstığını bir göstereyim ya. Bunu da arkadaşımız, kardeşim benim. Kardeşim. Batmanlı elektrik mühendisi Abdurrahman Eres kardeşim getiriyor bize. Batman'da. Yani inanılmaz bir şey. Sadece Batman'da kalmıyor. Neredendi? Siirt, Diyarbakır. Batman bize bir mix yapıyor böyle kilolarca, beşer kilolarla. Güzel yani. Şimdi evet. Fıstığımızı döktük. Hemen onu da göstereyim size. Arkadaşlar bakın şu şekilde. Biz şimdi bu katmere şey yapmayacağız. Ne onun adı hayatım ya? Ne? Üstüne döktükleri.
Şerbet. Şerbet yapmayacağız. Evet, şerbet yapmayacağımız için de böyle toz şekerimizi serpiyoruz. Tamam. Ne kadar şekerli seviyorsanız ona göre. Normalde 2 kaşık diyorlar ama ben... Yere dökme biraz. Ya dur, orasına gelmesi lazım. Süpürürüz. Tamam. Öyle mi karacağım? Tamam. 1,5 veya 2 kaşık ama bence 1,5 ideal yeter, gibi geliyor. Yeter değil mi? Çok baymasın diye. Evet, hatta 1 kaşık bile yeter gibi geliyor da. Hayatım, senin porsiyonun fazla oluyor yani. Ya 2 diyorlar hayatım ya. Şeyde 2 demişler. Tamam, tarifi. Bu tarifi nereden gördün? Onu da etiketleyelim. TikTok. TikTok'tan mı? Tamam. Evet. Arkadaşlar, Nesli'nin TikTok neydi? Nes 87 diye yemek kanalı var. Yani milyonlar izliyor, sizin haberiniz yok. Değil mi karıcığım? Ya uzun zamandır devam edemiyorum. Niye? Çünkü bunun suçlusu kocam. Neden? Çünkü bana burada bir şey ayarlamadı ya. Hayatım, alıyorum lan. Ekipmanı. Herkesin var, benim yok. Şikayetçiyim, bana ne? Buradan Ceyda Kasabalı'ya mı şey yapıyorsun, selam gönderiyorsun? Gönderiyorum. Komşu olduk ama, biliyorsun değil mi? Evet, Kuşadası'nda. Evet. Bu sene ziyaretlerine gitmeyi düşünüyorum. Mesela önemli bir soru. Ha. Neden herkes Kuşadası'na gidiyor? Biz oradayız diye. Baba. Yakışıklım, ne haber? Ne oldu? Kardeşle ilgilen. Kaymak yerine irmik yapmışlar. Tamam. Böyle irmik, ne diyorlar buna, karışımı. Tamam. Kaymak yok çünkü Almanya'da. Yok, kaymak var. Tamam. Ama bununla daha hafif oluyormuş, öyle dediler. Ve bunun aslında soğumuş olması gerekiyordu ama olsun. Tamam. Şöyle ortasına bunu. Tamam. Birazdan yayacağız. Tamam. Bunun yarısını buna. Okey. Yarısını ötekine. Tamam. İki tane yapacağız. Peki neyi de pişireceksin bunu? Tavada kızartacağız. Okay. Ha, süper. Evet, yani güzel. Pratik oluyor arkadaşlar böyle ya. Ya bir de şimdi karınız, eşiniz bu işleri biliyorsa yemek konusunda rahatsınız yani, anladın mı? Benim gibi böyle 120 kilolara gelebilirsiniz yani. Evet, şimdi bunu böyle katlıyorum. Tamam. Göstereyim mi yakında? Evet. Katladım. Tamam. Bir tarafına. Tamam. Sonra burayı da katlıyorum üstüne. Tamam karıcığım. Sonra burayı yine tekrar biraz yağlıyoruz. Tamam, veriyorum ya. Evet, burada. Şurada. Evet. Canavar. İki fırçamız geldi var mi? Çünkü iki kişi çalıştı. Tekrar. Geldi. Canavar da burada. Evet. Hiçbir zaman yalnız bırakmaz bizi oğluşumuz. Evet. Değil mi anne? Göster, her gün böyle. Evet, bakın. Her tamam. gün böyle çalışıyoruz. Gel burada. Kucak, gel. Gel kucağıma. Böyle yağladık. Evet. Şimdi bunu kare yapacak şekilde tekrar, evet, buradan. Tamam. Ve buradan. Ama gene yağlıyorsun biraz. Evet. Çünkü tamam, tavada güzel kızarması için yağlamamız lazım. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bunu kızartacağız, tamam, birazdan. Şimdi o zaman bu, bak, bunu kapatıyorum. Burada, evet, kesiyorum. Kızartırken devam ediyoruz. Biz bir tane daha yapacağız çünkü. Tamam. Kızartırken devam, evet, ediyoruz. Hadi sen bakalım. Bay bay. Hadi bay bay. Yes. Evet. Yes, yes, yes. Şimdi biz tavamızı ısıtmaya geçtik. İki tane katmerimiz hazır. Vur. Evet. Tavamız burada ısınıyor. Hayatım. Burada, evet, da bir tane katmerimiz var. Evet. Bunu da şimdi tavamız ısındı sayılır. Alacağız. Tavamızın ısısı ne kadar olması lazım? Ya kaynar mı olması lazım? Yok canım, herhalde. Biraz ısınsa yeter diye düşünüyorum ama I don't know. Tamam, şu ayakları da mı kızartsak acaba? Şu küçük yürüyen ayaklarda. Elim. Tarzı mı geldi? Biraz olmadı içinden bence, şey döküldü. Aaa. Fıstık. Çünkü. Koş bakalım. Dur ben şimdi. Ama olmaz. Bak çünkü gel. Al. Hocam yanlış koymuş. Bak geç bak oraya şimdi. Bak, al, koy. Yine hata aldım. Ulan biz nasıl insanlarız be. Bu erkekler var ya, harcanmaya çok şeyiz, müsaitiz. Bak geldi gene ya. Hani diyorlar ya, çocuğa iş buyur, arkasından kendin koş. Yani bence erkekte bunu söylemek lazım. Hayatım, erkek ne anlasın yemeden içmeden, katlardan katmerden ya. Gel. Gel bir tane. Hoppa. Gel. Tamam. Şimdi bu kızarıyor. Göster istersen onu hayatım. Vallahi restorandaki gibi oldu ya. Dur, daha pişmeden deme öyle. Yok ya, çıtır 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 çıtır. Güzel. Tamam, evet hayatım. Evet. Yani güzel. Tadı önemli. Evet işte, onu test edeceğiz, onaylayacağız. Hatırlıyor musun Ozanlarla bir gün? Ozanlarla mıydı?
Bir yerde katmer yemiştik. Evet o ama dolama katmerdi. O da güzel be. Değil mi? Ben beğendim yani. Çevireyim mi? Yok. Çok acelecidir kendisi. Yemek yaparken asla yanınıza almamanız gereken bir insan. Çünkü gerçekten çok aceleciliğiyle... Hayatım ben hayatta da aceleciyim ama yani. Rutinlikten hoşlanmıyorum karıcığım biliyorsun. Evet. Sen benim fıstığımsın. Bakalım sana. Ha güzel güzel. Fıstığın tadına baktın şu an. Evet. Tamam. Bu şimdi iyice böyle kızarsın hatta biraz kısalım. Tamam. Çünkü içi de pişsin yani sadece dışı yapışmaz değil mi? Yapışmıyor. Olmaz. Yok yağ var o kadar ya. Dünya yağ yaptık hatta kıstım birazcık daha yavaş yavaş kızarsın. Tamam hayatım. Hazır mısın birazdan yemeğe? Hazırım. Tamam. Efendim babuşko. Atar babacığım sen onları tanımıyorsun. Lito ben futbolcuyken ben de bir kere kendi kaleme atmıştım ya. Eşek. Yayamaz eşek senin. Şöyle yakından bir göster istersen. Oğlum baban her şeyi yapar. Babalar her şeyi yapar. Babalar her meslekte var. Baba olmayanlar düşünsün. Şöyle kenardan gösteriyorum size. Bayağı kızardı. Nice. Ben bunu çevireceğim şimdi. Tamam o zaman şimdi kapatıyorum. Son olarak gösteriyorum karıcığım. Hayır ya yapılma aşamasını göstermek lazım. Böyle güzel güzel kızaracak. Buradan sonrasını birazdan göstereceğiz tamam. Size. Tamam. Haydi bakalım. Az kaldı. Haydi bakalım. Sen oraya geç kameranın önüne. Evet. Şu anda katmerler harika bir hal aldı. Ama üstüne biraz şu kalan fıstıktan döksek mi? İstiyorsan dök yani. Ben çok fıstık seven bir insan değilim. Ben seviyorum ya. Çatalını bıçağını tamam. Al bakalım. Şuradan fıstığımı da alıyorum. Tamam mı? Şöyle. Tamam. Aç. Alayım ben şimdi. Evet. Evet arkadaşlar. Evde 5 dakikada katmer. Anladın mı? Bakacağız şimdi. Tadına bakıyoruz, onaylıyoruz. Benimkisi birazcık daha soğuk. Dur aşkım. Al, gel buraya gel. Kıtır kıtır. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Tamam ben şöyle ortadan direkt gireceğim. Ama tamam ben güzel bir bıçak almadık ya. Tamam. Düzgün bir bıçakla keselim. Tamam şöyle. Pamir al bebeğim. Evet. İlk lokmamı atıyorum. Ama ay, çok sıcak bak. Dikkat et seninkisi. Bakacağız. Ay bu arada ocağı söndürmemişim. Bakayım. Ben de şöyle. Harika. Arkadaşlar harika. Evet. İşte yemek yiyince böyle mutlu olduğu için ne yapayım yediriyorum. Besliyor besliyor. Abi kapatalım videoyu yiyelim rahat rahat ya. Ama gerçekten güzel olmuş. Sanki yani şerbetin eksikliğini hiç çekmiyorsun yok değil mi? Sanki benimkinde birazcık daha böyle fazla şeker olsa ben hayır demem yani. Vallahi ama ben... şeker oranı çok güzel şu anda. Ama biraz daha olabilir yani bana. Ben sana dedim sen ikisine biraz daha atalım diye. Çok güzel olmuş ya. Evet. Dur bakalım. Hepsini sokabilecek miyiz? Güzel kıtır kıtır hafif oldu. Ha, kaymaklı. Hı hı. Bir de gerçekten böyle peyniri falan olsa falan var ya. Güzel değil mi? Bunun peyniri yok ki normalde. İçine katıyorlar ya kaymak mı? Hı hı. Güzel ya. Bir tane ne alıyorum şimdi kenardan. İçine yaptığımız irmikli harç da bence kaymak gibi olmuş yani. Fark edilmiyor hiç değil mi? Güzel. Sana da vermek isterdim ama olmaz. Bunu al. Hem yap. Evet. Yapacak herkese şimdiden afiyet olsun. Hiç çekinmeden yapın. Eğer detay isterseniz yazın. Biz size veririz neye ne kadar katmanız gerektiğini. Harika. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar harika.
Hadi bay bay ya. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.